Herkese selam, herkese merhaba dostlar. Kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Solana coin'in teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Şu anda piyasa çok kötü bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Bu kötü günlerde sizlerin yanınızda olarak arkadaşlar elimden geldiğince faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Siz de bana destek olmak amacıyla kanalıma abone olup videoma like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayalım. Dilerseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere Solana'nın şu anki fiyatı 35 dolarlarda seyrediyor. 35,5 dolarlarda seyrettiğini görebiliyorsunuz. Şöyle baktığımızda 19 Temmuz tarihinde bir düşen trend içerisine girmişiz. Buradaki direncimizi kıramamışız. 47 dolar direncimizi kıramamışız. Ve bir düşen trend içerisine girmişiz. Ve 35 dolarlara kadar bir düşüş yaşadığımızı görebiliyorsunuz. Aslında bu oldukça gerilediği manasına geliyor. Şöyle baktığımızda çok ciddi bir düşüş, %25'lik bir düşüş arkadaşlar. Baktığımızda bir hafta içerisinde, neredeyse bir hafta içerisinde %25'lik bir düşüş yaşamış arkadaşlar Solana. Bu aslında bizim için çok büyük bir kayıp olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi olaya biraz günlükte bakmak istiyorum. Günlükte daha rahat görebileceğiniz bir grafik var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradaki desteğimizi aşağı yönünü kırmışız ve 35 dolarlara kadar gerilemişiz. Şimdi bizim geri dönüşümüz nereden olur diye soracak olursanız, şöyle baktığımızda bizim 35,31 dolarlarda bir ara desteğimiz olduğunu görebilirsiniz. Bu ara desteğe kadar gerileyip yukarıya çıkma ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. O desteği de sizlere hemen şöyle çizeyim arkadaşlar. Şuralardan gelen şöyle bir ara desteğimiz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Buralardan tekrar geri dönme şansının olduğunu söyleyebilirim. Ancak eğer ki bugünkü kapanışı da şu seviyelerde 35 doların altında yaparsa hedefimiz 32 dolarlar olarak gözüküyor. Hatta 30 dolarlara kadar iğne atabileceğini söylemekte fayda var arkadaşlar. Benim tahminim ne diye sorarsanız buna biraz indikatörler ile cevap vermek istiyorum. Biraz daha gerileyecek gibi duruyor arkadaşlar Solana. Çünkü baktığımızda MACD'de sıfırın üstüne çıkmışız. Ama sıfırın üstüne çıkar çıkmaz hemen buraya kırmızı bir mum atmış. Ve mavi çizgimiz sarı çizgimizi aşağı yönlü kesmiş. Bu da demek oluyor ki bizleri bir düşüş beklediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Sıfırın altına inecektir ve 30 dolarlara kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum arkadaşlar Solana'nın. Zaten piyasa son birkaç gün içerisinde aşırı böyle kötü gidiyor maalesef ki. Bunun da devam edip Solana'nın 30 dolarlara kadar gerileyebileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun için dikkatli olmak gerekiyor. Eğer elimizde Solana varsa ne yapmalıyız diye soracak olursanız şu seviyelere bir stop koyulabilir aslında. 35 dolarların altına 34,5 dolarlara falan bir stop koyabiliriz arkadaşlar. Buralarda satım yapabiliriz, yatırım tavsiyesi olmakla birlikte. Peki ne zaman düzelecek diye soracak olursanız, kısa vadede bir düzelme beklemenizi önermiyorum. Yani ben kendi adıma bir düzelme beklemiyorum arkadaşlar. Ancak orta vadede şöyle bir şey olabilir. Bizim buradaki düşen trendimiz şöyle gelir arkadaşlar. Şuralara kadar şöyle. Tekrardan buraya çarpar. Burayı deneriz, kıramayız. Tekrardan aşağı yönlü bir hareket seyreder. Ve 3-5 gün içerisinde, önümüzdeki haftalar içerisinde 30 dolarlara kadar gerilemiş oluruz arkadaşlar. Piyasanın bu şekilde gitmesiyle birlikte. Bu kötü senaryoydu arkadaşlar. Eğer buradan daha kötüsü ne olur diye soracak olursanız 25 dolarlara kadar inme atabileceğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Tabii bunun için Bitcoin'in aşırı derecede tekrardan 17 bin dolarlara, 18 bin dolarlara kadar düşmesi gerekiyor. Ancak bu kadarının pek gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Kötü senaryoda dediğim gibi en kötü ihtimalle 30 dolarlara falan gerileriz. Buradan da buradaki düşen trendimiz, buradaki desteğimizden kuvvet alarak kırarız arkadaşlar düşen trendimizi. Tekrardan 35 dolarlara, oradan da yavaş yavaş 39, 43 ve 47 dolarlara doğru çıkış yapabileceğimizi söylemekte fayda var arkadaşlar orta vadede. Bu dediğim gibi kötü senaryoda böyle olabilirdi. İyi senaryoda ne olur diye soracak olursanız, buradaki 35 dolardaki ara desteğimizden yine kuvvet alarak buradaki düşen trendimizi kırar. Tekrardan 39 dolarlara doğru bir yükselme gelebilir arkadaşlar yine orta vadede. Ama ben bunu pek beklediğimi söylemiyorum. Çünkü MACD düşüşte gösteriyor. RSI'ye baktığımızda RSI'da şu anda ortalama bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. RSI'dan da pek fazla bir şey bekleyemeyiz zaten.
Bollinger Bandı da zaten alt bandı atmış durumda. Şu anda bizim için pek iyi bir senaryo gözükmüyor arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ancak orta vadede ne olur diye soracak olursanız, dediğim gibi tekrardan bu 30 dolar seviyelerine düşüp 31-32 dolar seviyelerine düşüp tekrardan 39-43 dolarlara falan çıkabileceğimizi söylemekte fayda var arkadaşlar orta vadede. Yani nerede alım yapabiliriz diye soracak olursanız, eğer uzun vade yatırımcıysanız bu seviyeler idealdir alım yapmak için. Eğer orta vade yatırımcıysanız veya da trader iseniz bir 32 dolarlara 33 dolarlara kadar düşmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle baktım da hani 32 dolarlara kadar 33 dolarlara kadar düşmesini bekleyebiliriz aslında arkadaşlar. Trader veyahut da orta vade yatırımcıysanız. Peki uzun vade dedik. Uzun vadede bizi nasıl bir senaryo bekliyor diye soracak olursanız şöyle bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ATH'ımızı 261 dolarlarda yapmışız Solana coin'de. Bu aslında çok çok güzel bir rakam şu anki fiyatlanmaya bakınca. Bize şaka gelecek gibi bir rakam aslında 260 dolarlar Solana'da. Solana'nın daha önceki fiyatlanmalarına baktığımızda arkadaşlar Solana 1 dolarlardan 3 dolarlardan satışa sunulurken şöyle bir bakıyoruz. Bir anda 57 dolarlara kadar çıkıyor. Oradan da şöyle baktığımızda tekrar 18 dolarlara kadar düşüyor. Ardından birçok defa in çık in çık yapıyor ve ATH'ını 261 dolar seviyelerinde görüyor arkadaşlar. Bizde coin döngüsü dediğimiz bir mevzu vardır bilirsiniz. Tekrardan 260 dolarları görecek mi diye soracak olursanız uzun vadede tabii ki de tekrardan 260 dolarları görecek arkadaşlar. Şuradan alıp çektiğimizde %600'lük bir yükselişin beklediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. En kötü ihtimalle önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Solana. Eğer uzun vade yatırımcı iseniz Solana tabii ki de kazandırır. En kötü ihtimalle ATH'ını görür. Paramızı 6'ya, 6,5'a, 7'ye katlamış oluruz aslında arkadaşlar. Solana dediğim gibi bu şekildeydi. Şimdi şöyle bir özetleyecek olursak tekrardan 4 saatliğe çekelim. Dediğim gibi kısa vadede şu anda dikkatli olmak gerekiyor. Durmadan bir düşüş içerisinde olduğumuzu görüyoruz arkadaşlar. Bu seviyelerden kolay kolay düşen trendimizin kırılacağını söyleyemeyiz. Alım yapmak için düşen trendin kırılmasını beklemekte fayda var arkadaşlar. Sizler de zaten sık sık short videoları atarak haberdar edeceğim. Siz de takipte kalın arkadaşlar. Orta vadeye geldiğimizde yani bir günlük bazda baktığımızda şu şekilde. Bir günlükte de arkadaşlar şöyle Bollinger bantlarında alt band dağıtmış. Burada bir günlük kapatmak üzereyiz. Yani hedefimizin baktığımızda 32, 33, 30 dolarlar falan olduğunu görebiliriz. Buralara kadar inne atabiliriz arkadaşlar. Bu nedenden dolayı yine de burada dikkatli olmak gerekiyor. Burada da yine alım seviyesi nerededir diye soracak olursanız 32 dolarlar falan alım seviyesidir tahminimce. Tabi buradan düşen trendi kırabilirsek bu seviyelerden. Düşen trendin kırıldığı yerlerde, düşen trendin üzerinde günlük kapattığımız yerlerde de alım yapılabilir arkadaşlar. Kendi şahsi fikrim olarak. Uzun vadede de ne olur diye soracak olursanız dediğim gibi en kötü ihtimalle ATH görürüz arkadaşlar. 1-1,5 yıl içerisinde. Bunun için de beklemek gerekiyor arkadaşlar. Zaten bu piyasa tamamıyla uzun vade yatırım yapan insanlara kazandırıyor arkadaşlar. Bunun özeti bu şekildedir. Daha önce de gördüğünüz gibi birçok defa düşüş yaşamışız. Şöyle baktığımızda ATH'ımızdan ne kadarlık bir uzaklıktayız. %85'lik bir uzaklıkta olduğumuzu görebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce de böyle büyük düşüşleri yaşadığını da görebiliyoruz. Şöyle baktığımızda şuradaki ATH şifresinden aldığımızda %70'lik düşüşleri yaşamışız daha öncesinde de. Yani bu piyasada böyle düşüşler normaldir. Solana'ya olan inancımızı kaybetmiyoruz. Zaten daha önce kanalımda da analizini yaptık arkadaşlar Solana'nın. Projesine güvendiğimiz kaliteli bir coin olduğunu düşünüyorum. Diyeceklerimiz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım kanalımıza abone olup videomuza like atarsınız arkadaşlar. Bizlere destekçi olursanız bizleri çok ama çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.